Herkese merhaba. Bu bölümde PowerPoint eylemlerinden söz edeceğim. PowerPoint eylemleri dendiği zaman mesela bir harekete bir aksiyon bağlayabiliyorsunuz. Şöyle ki mesela bir yere tıkladığınız zaman şu işlemi yapsın. Veya bir şeyin üzerine mouse'u getirdiğiniz zaman şu işlemi yapsın gibi işlemler yapacağız. Örneğin buradaki örnekte şurada görüyorsunuz yukarıda butonlar var. 5 tane buton var. Ben mouse'umu birinin üzerine getirdiğim zaman şöyle bakın. Onunla ilgili bir kısım açıyor. Şöyle bir konuşma kısmı var gibi düşünün. Mesela tasarım üzerine geldiğimde, evet tasarım nedir? Onunla ilgili bilgiler geliyor vesaire. Bakın sadece mouse'u üzerine getirmeniz yeterlidir ve arka planda da lazer işareti, lazer sesi geliyor. Bu işlemi yapacağız. Şimdi bunu yapmak için birkaç adım izlememiz gerekiyor. Onlardan söz edeceğim. Şöyle ki, öncelikle boş bir sunum üzerinden ilerleyelim. Şöyle yapalım. Sunumun içerisini bir boşaltalım. Bunun için şöyle bir işlem yapalım. Öncelikle oradaki şekilleri çiziyor olmamız gerekiyor. Orada gördüğünüz şekiller işte bildiğiniz gibi isminde neler yazıyorsa ona göre butonlar çizeceğiz. Şöyle yapalım. Ekle menüsünden şekiller kısmına geliyorum ve şu butona benzeyen şekli oluşturuyorum. Bundan 5 tane yapmamız gerekiyor. Şöyle bir çizgi de olsa yeter. Sonra kontrolle birlikte tutup yana çektiğimde kopyalıyordu. Bir daha yapıyorum. Toplam bunu 5 kere yapmam gerekiyor. 3, 4 ve 5. Kontrol A'ya basıp tamamını seçip şöyle biraz da daraltırsam fena olmaz. Şunu biraz sola alayım. Sonra yine tamamını seçip bir şekil biçiminden hizala diyorum ve yatayda dağıt. Hepsinin arasına eşit mesafe koysun ve bitsin. Şu dış çerçevesini kaldırmak istiyorum. Dış çerçevesini çok beğenmedim ama neyse önce bir renklendirelim. Şöyle farklı farklı renkler seçelim. Rastgele renkler seçiyorum. Mesela yeşil seçeyim. Şu renk ve bu da bu renk kalsın. Tamam. Tamamı seçip biraz hafif klavyenin sol tuşuna basarak sola çekiyorum. Ctrl A'ya bastıktan sonra. Şöyle bakalım dış çerçevesi olan var mı? Şunların şekil biçiminden ana hat yok diyorum. Şunu seçip F4'e basıyorum. F4 son yaptığım işlemi tekrar ettiği için o işlemi tekrar etti. Evet, hiçbirinde dış çerçeve yok artık. Tamam. Şunda var gibi hissediyorum ama bir bakayım ana hat yok diyorum. Metin dolgusu değiştiğinde mesela. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra aşağıya da bir kutu oluşturalım. Mesela ekle menüsünden şekillerden yine benzer bir kutu oluşturuyorum. Şöyle büyük bir kutu. Bu da az önceki açıklama kutumuz olacak. Şöyle sol tarafını iyice hepsiyle aynı hizaya getiriyorum. Bakın. Bunun soluyla şunun solu aynı. Sağı pardon. Bunun sağıyla şu sağ tarafı aynı. Bunun da sol tarafıyla yukarıdakinin sol tarafı aynı hizada. Şöyle biraz kenarlarını da hafiften daralttım. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Bunları yaptıktan sonra ben buradaki eylemleri yapabilmem için şöyle yapmam gerekiyor. Ekle menüsünde eylem diye bir kısım var. Şöyle herhangi bir tanesinin üzerine geldiğimde ekle menüsüne gelip eylem ekle dediğim zaman neler yapabileceğimle ilgili bilgiler var. Mesela fareyle tıkladığım zaman ne yapsın? Mesela şunun üzerindeyim ve ben buna tıkladığım zaman nasıl bir işlem yapsın? Köprü mü eklesin? Mesela nasıl bir köprü eklesin? Önceki slayta mı gitsin? Sonraki slayta mı? İlk slayt mı? Son slayt mı? Görüntülenen son slayta mı gitsin? Gösteriyi bitirsin mi? Yani işlemi bitirsin mi gibi şeyler yapabilirsiniz. Özel gösteri, slide, URL ve benzeri birçok seçenek var. Bu mouse'u tıkladığım zaman olsun. Fakat mouse'u üzerine getirdiğinde ne yapayım? Mesela tıklama işlemi yapmayayım da mouse'u üzerine getirdim. Şu köprüyü kaldırıp tekrar yok yapalım. Fare üzerine geldiği zaman hangi işlemi yapayım? Yine köprü mü oluşturayım? Mesela işte ilk slide şu slide veya işte belli bir slide'a gitsin mi istiyorsunuz? Bunları yapabilirsiniz. Veya belli bir programı mı çalıştırsın? İşte exe uzantılı programlardan birini çalıştırabilirsiniz. İşte başka programları da çalıştırabilirsiniz. Makrom olmadığı için bunları bir şey yapmıyorum. Aynı zamanda bir de ses mi çalsın? Mesela bunun üzerine mouse'la geldiğimde ne yapsın? Ya da fare üstündeyken vurgula gibi seçenekler var.
Şöyle yapayım mesela. Şöyle tam ekran yaptığım zaman tam ekranı gördünüz mü bilmiyorum ama şöyle öncelikle tam ekran yapıyorum ve tam ekranı sizinle paylaştım mı ona bakıyorum. Şöyle yapıyorum. Bakın üzerine geldiğimde vurguluyor. Vurgulama bu şekilde oluyor. Peki tekrar eski slaytıma geri dönüyorum. Şöyle bir işlem yapacağım. Ben mouse'u üzerine getirdiğim zaman bununla ilgili bir kısım açacak. Bunun üzerine geldiğimden bu renk burada değişecek, içerikler de değişecek vesaire. Şimdi öncelikle ben hızlı bir şekilde bunun içerisindeki yazıları değiştiriyorum. Analiz, tasarım, uygulama, test aşamaları ve destek hizmetleri. Analiz, tasarım, yazıyorum. Tasarım, uygulama, test ve destek hizmetleri. Bu şekilde. Sonra şöyle yapacağım. Bunların hepsini 1, 2, 3, 4, 4 kere kopyalıyorum arkadaşlar. 4 farklı hatta 5 farklı sayfa olması gerekiyor. Birinci sayfa var zaten. Ben şöyle yapıyorum. Bunun üzerindeyken sağ tıklayıp slide'ı çoğalt diyorum. Sonra F4'e basıp 3, 4 ve 5. F4 son yaptığım işlemi tekrar ettiği için bunu gerçekleştirmiş oldum. Sonra şuna dikkat edin. Birincisi analizle ilgili açıklama olsun. İkinci sayfa tasarımla ilgili açıklama olsun vesaire. O yüzden ben bunu arka plan rengini şununla aynı yapmak istiyorum. Şöyle yapıyorum. Bunu seçtikten sonra gelip metin dolgusunu şöyle renk damlalığını seçip şu renge basıyorum. Ve pardon şekil dolgusundan yapmam gerekiyordu. Şöyle yapıyorum. Bunun üzerindeki şekil dolgusuna gelip renk damlalığından şuna basıyorum. Metin dolgusu maalesef yanlış yaptık. Metin dolgusunu da şöyle metin beyaz kalsın. Tamam. Tekrar geliyorum ve şekil dolgusundan buna basıyorum. Sonra ikinci sayfada tasarım ile ilgili kısım olsun. Bakın ikinci sayfaya seçtim. Ve tasarımla ilgili kısım olsun burası. Buna da gelip şekil dolgusunu yine renk damlalığını seçerek şu renge getiriyorum. Getirdik. Bu üçüncü sayfa uygulama sayfası olsun. Gelip şekil dolgusunda renk damlalığı ve bu rengi seçiyorum. Buna geliyorum. Bu da test sayfası olsun. Şeklin üzerine gelip şekil dolgusundan renk damlalığı ve buna tıklıyorum. Evet aynı renk oldu. Beşincisinde destek hizmetleri. Şöyle yapıyorum. Şekil dolgusundan renk damlalığı ve gelip şuna tıklıyorum. Zaten aynı renkmiş. Tamam. Şimdi ben şöyle yapacağım. Aslında arka plandaki yapacağım şey basit. Ben bunun üzerine geldiğimde, mouse'u bunun üzerine getirdiğimde ilk sayfaya açsın. Bunun üzerine getirdiğimde ikinci sayfaya açsın. Bunun üzerine getirdiğimde üçüncü sayfaya açsın vesaire. Tabii burada şunu da yapalım. Şu kutuların ben çerçevesi olmasını istiyorum. Ne yapıyorum? Şöyle gelip şekil ana hattı yok diyorum. İkincisini de seçip F4'e basıyorum. Çünkü dış çerçeveyi kaldırdığım için F4 butonun işlevi dış çerçeveyi kaldırmak olacak. Şunda da aynısını yapabiliriz. Bunda da, bunda da, bunda da ve bunda da zaten yokmuş. Neyse. Devam edelim. Şimdi bunun bir etiket gibi yani bir söz gibi şuraya bir işaret koymam gerekiyor. Hani hatırlarsınız şu tarafı gösteren bir ok vardı. Onu da şöyle yapıyorum. Ekle menüsüne gelip şekillerden bir tane üçgen seçiyorum ve şuraya çiziyorum. Üçgen şunun şuna bağlı olduğunu göstersin. Tabi bu üçgenin rengini de şöyle atayalım. Şekil dolgusundan geliyorum. Renk damlalığında şunu seçiyorum. Yine yanlış yerden yaptım galiba. Pardon. Şekil dolgusuna geliyorum. Renk damlalığından şunu tıklıyorum. Evet oldu. Tabi çerçevesi de olmazsa iyi olur. Ana hat yok. Evet. Şöyle baktığınız zaman sanki bu bunun bir işareti. Şöyle biraz büyütelim. Bakın bu buna işaret ediyor. Klavyenin yukarı okuna basarak biraz daha yukarı alıyorum. Aynen bu işareti kopyalıyorum. Bunun üzerine gelip Ctrl C'ye basıyorum ve bunu ikinci sayfaya yapıştırıyorum. Burada da hafiften klavyenin sağ okuyla bunu hemen şunun altına alıyorum. Çünkü bu tasarım sayfasından söz ediyor. Yine bunun rengini de şekiller menüsünden gelip hızlı bir şekilde hangi renkti? Şu veya dolgu
renk damlalığından şu rengi seçelim. Evet. Oldu. Yine bunu da kopyalayıp 3. sayfaya da yapıştırıyorum. Sağ oka basıp şunun altına getiriyorum ve şekil dolgusunu da tekrar renk damlalığından şu renge tıklıyorum. Evet, aynı renk olsun diye bakın. Dikkatinizi çekiyorsa tek tek sayfalara geldim ve aynı renkleri tutturdum. Bunu da kopyalıyorum ve 4. sayfaya yapıştırıyorum. Sağ oka basarak. Bunu oklarla yapma sebebim şu arkadaşlar. Aynı hizada olsun diye. Tekrar eskisinin hangi hizada olduğunu bilmediğim için hizalama problemi olmasın diye yapıyorum bunu. Şekil dolgusunda, renk damlalığından şuna tıklıyorum. Evet, o rengi de getirdim. Yine kopyalıyorum ve bunu da 5. sayfaya yapıştırıp şu tarafa getiriyorum. Bunun da yine şekilden, dolgudan, renk damlalığından şu renge getiriyorum ve oldu. Şimdi bu sayfadayken bakın 2. sayfaya geçiyorum. 3., 4. ve 5. sayfaya geçtim. Tek tek hepsini gösterdim size. Peki, şimdi şunu yapacağım artık. Ben bunu 1. sayfada yapayım. Amacım şu, bunun üzerine mouse'u getirdiğim zaman 1. sayfaya geçsin. Bunun üzerinde mouse'u getirdiğim zaman 2. sayfa, 3. sayfa, 4 ve 5 mouse'u getirdiğimde. Şimdi önce buna tıklıyorum. Sonra geliyorum ekle menüsünden eylem kısmına tıklıyorum. Ve fare üzerine geldiğinde köprü uygula. Hangi sayfaya? Slide'lar kısmından 1. slide seçiyorum. Tamam diyorum. Bir de ses de çalsın. Tamam. Ses de çalsın ve ses de tıklama sesi gibi mi olsun ya da lazer sesi daha çok hoşuma gidiyor. Fare üstündeyken vurgulasın mı? Evet, vurgulasın. Tamam. Sonra buradayken de aynı işlemleri tekrar yapıyorum. Geliyorum köprü uygula ama bu da artık slide'lardan 2. slide seçsin. Fare üstündeyken vurgula, ses çalsın. Ses hangi ses? Yine lazer sesi. Tamam. Üçüncüsüne de geliyorum. Eylemler kısmında. Ben galiba şunu yanlış yaptım arkadaşlar. Bakın fare tıklaması üstündeyken yanlış yeri seçmiş olabilirim. Şuradan bir daha tekrar bakıyorum. Evet, doğru yeri seçmiş. Fare tıklaması değil de. Tamam. Şuradayken de yine genelde şu hatayı yapabiliyorum. Evet, fare üzerindeyken slide, hangi slide? Bu 3. slide'a gidecek. Ses çalsın, yine hızlı bir şekilde yapıyorum. Bunun üzerindeyken de eylemler, fareler, fare kısmından slide, 4. slide vurgulama yapsın ve yine lazer sesi. Son olarak da şunu, bu kutusunda yine arkadaşlar ben şunun ana hattı olmasın. Dışındaki çerçeve hiç hoşuma gitmiyor. Evet, bunun üzerindeyken eylemler yine köprü ve isterseniz şurada son slide'ı da seçebilirsiniz ama gerek yok. Slide, 5. slide. Çünkü son slide dersem arkaya başka bir slide eklediğimizde sıkıntı çıkarabilir. O slide'a gidecektir muhtemelen. Ve lazer sesi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şöyle bir işlem yapacağım. Ben bunların hepsini 1. sayfada ayarladım. Ama 2. sayfadakilerin üzerine geldiğimde uygulamayacak. Şimdi o yüzden ben bunlar için tek tek gelip 2. sayfadaki şu butonlar için de yapmama gerek yok. Yapacağım şey şu. Bunları mouse'umla tamamını seçip Ctrl-C ile kopyaladım. Sonra geliyorum. 2. sayfadaki bunların hepsini seçip siliyorum ve Ctrl-V ile yapıştırıyorum. Şuraya geliyorum. 3. sayfadaki şu kısımları seçip siliyorum ve Ctrl-V ile yapıştırıyorum. 4. sayfaya da geliyorum. Bunları seçip siliyorum. Delete'e basıp ve yapıştırıyorum. Ve son olarak da şu sayfaya geliyorum. Seçiyorum. Delete tuşuna basıp Ctrl-V ile de yapıştırıyorum. Peki. Şimdi artık F5'e basarak çalıştırma zamanı. Şöyle yapıyorum. Ekranı paylaşıyorum. Bakın. Mouse'umla geldiğimde bakın sayfalar arası geziyor ve lazer sesi de geliyor arkadan. Bunların içerisinde istediğiniz yazıları yazabilirsiniz arkadaşlar. Böylece çok güzel bir animasyon gerçekleştirmiş olursunuz. Tekrar eski sayfaya dönüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar şu
İçine yazıları dediğim gibi yazabilirsiniz. İstediğiniz gibi bu yazıları değiştirebilirsiniz. Sonuçta burada gördüğünüz gibi üzerine geldiğinizde sadece ne yapıyor? Sayfaları değiştirmiş oluyor. Böyle bir stratejiyle hareket etmiş olduk. Böylece çok hızlı bir şekilde güzel bir animasyon gerçekleştirmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet, eylemlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.